Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Hocam benim sorum grip aşıları ve komplikeler gibi olacak. Bu grip aşıları ne kadar güvenilir hastalarda? Birincisi o ve grip olduktan sonra grip aşısının alınması herhalde çok faydalı olmuyor. Öncelikli sorum bu. İkinci sorum da hocam komplikelerde, teker hastalarında göz veya ayaklarda oluşan komplikelerden, damarlarda oluşan komplikelerde ilerlemeyi önleyecek bir durumumuz var mı? Yoksa oluşan hasarlar tedavi edilemez durumda mı kalacak devamlı? Seyit Bey birlikte sohbet edelim. Dilerseniz hatta kalın. İlk sorunuzdan başlayalım. Aşılarla ilgili hocam soracağız. Şimdi aşıyı tabii grip olmadan olmak lazım. Bunun da en uygun ayı ne zaman? Eylül-Ekim ayı. Ama Kasım ayında yapılmaz mı? Eğer grip geçirmediyseniz Kasım ayında da olabilir. Hatta şu anda bile yaptırabilirsiniz. Her sene bir kere grip aşısı, özellikle diyabeti olanların muhakkak yaptırması lazım. Tabii özellikle yan etki olarak gripliyken sakın grip aşısı yaptırmayın. Yani yüksek ateşiniz varsa, bronşitiniz varsa, o anda akut bir hastalık varsa kesinlikle. İkinci sorunuza gelirse komplikasyonları, şeker hastalığını siz eğer bu 3 aylık hemoglobin A1C'yi 7'nin altında tutuyorsanız komplikasyon oranını azaltacaksınız. Ama bunu nasıl yapacağız? Zaten biz tek başımıza hastayı tedavi edemeyiz. Hastayla hekim bir işveren, bir ortak gibi çalışması lazım. O hekimin dediğini uygulaması lazım. Hastanın da artık bu günümüzde diyabet hastalarda çeşitli eğitimleri alarak bir kendi yönünden hekimin söylediğinin doğru olup olmadığının yönünü nasıl tayin edeceğini artık öğreniyorlar. Ama bunu muhakkak yapmamız lazım. Burada aklıma gelen şeyi söylemek istiyorum. Evet. Çok yapılıyor. İşte ben yemeğimi yerim, şunu yerim, biraz daha insülin yaparım, şekerimi ayarlarım. Bu çok kötü bir şey. Onun için ne oluyor? Tokluk kan şekeri yükseliyor. İnsülinin toksisitesine bağlı olarak direkt olarak komplikasyonlar artıyor. Bu her türlü komplikasyon. Sizin dediğiniz gibi ayak komplikasyonları da dahil. Yani demek ki diyetimizi, şeker hastası insülin veya oral alıyorsak takibi 3 aylık hemoglobin A1C'yi de 7'nin altında tutmamız şart. Hatta peki hocam, evet hastayım. Şunu sormak istiyorum. Bir şeker hastası, ayak sinirlerinde zedelenmeler olabiliyor veya gözlerinde kanamalar olabiliyor. Bu zararlar daha ileride, yani tabii ki dikkat edilmeyen şeker sonucunda oluşan zararlar, dikkat edilmeye başladıktan sonra hemoglobin A1C'sini 7'nin altına düşürdükten sonra, düzenli diyetini, ilaçlarını kullandıktan sonra bu komplikelerden kurtulma şansı var mıdır? Yani vücuda bıraktığı zararlar düzenli... Yani şimdi göz için dersek, tabii göz hekimlerimiz bu işi daha iyi biliyor ama bizim bilgilerimiz ışığında retinopati yapıyor. Retinopatiyi de eğer erken safhada yakalarsak lazer tedavisiyle şu anda %100 tedavi oluyor. Ama dediğiniz gibi hemoglobin A1C'yi normale indirirsek sorun yok. Ama indirmezsek yine ikinci bir retinopati olmayacak şeyi yok. Nöropatik komplikasyonlar için de aynı şey. Tedavisi tabii ki var. Ama siz hemoglobin A1C normale inerse sorun yok. Yine aynı şeyi söylüyorum. Hı hı. Evet. Yani kesinlikle diyorsunuz hemoglobin A1C'nin yükselmemesi gerekiyor. Tabii. Yedinin dışına çıkmaması gerekiyor. Bunun için de hekimle sık sık görüşmesi gerekiyor bir diyabetçinin. Onları söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Yani hekim mi? Önce güvenmeniz lazım veya güvendiğiniz hekime gitmeniz lazım. Hekim de sizi güvendiğini hissettiği zaman size daha çok bağlantısı kurar, daha iyi iletişim sağlar. Karşılıklı iletişim de. Tek başına hekim iyi hekim veya hasta iyi hasta diye yapamayız. Beraber yapacağız. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey
insan ve sağlık kadar önemli değildir.